Aşağıdaki şekilde bir bakterinin sahip olduğu yapılar verilmiştir. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Fotosentez ve kemosentez yapan bakterilerde 3 numaralı yapı bulunur. Fotosentez yapan bakterilerde bulunurken kemosentez yapan bakterilerde bulunmaz. O yüzden birinci öncelik yanlış. 2 numaralı yapı sayesinde bu bakteri aktif hareket edebilmektedir. Evet kamçı sayesinde aktif hareket edebilmektedir. 2 ve 3 numaralı yapılar bakterinin tamamında ortak görülmez. Evet ortak görülmez. Doğru. Bu bakteride parazit beslenme görülebilir. Hayır görülemez. Neden? Krolofili olduğu için ototroftur. Kendi besleni kendi üretir. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olan B seçeneğidir. Ökaryot bir hücrede bulunan X, Y ve Z organellerinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Suyun azaldığı, oksijenin çıktığı hangi organeldir? Burada baktığımızda kroloplast. Çünkü su ve karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretir. Polimerleri monomer olarak ayrıştıran çünkü polimerin azaldığını, monomerin arttığını göstermiş. Y grafiği bu lizozom. Monomerden ATP üretimi mitokondri. 1. Z organelinde üretilen ATP'ler X ve Y organelleri, organellerinde harcanır demiş. Bu bilgi y için doğru ama x için yanlış. Çünkü x kendi içerisinde ATP üretip o ATP ile fotosentez sağlar. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış. X ve Z organelinde DNA ve RNA bulunur. Evet doğru. Y organelinde sindirim enzimi salgılanır demiş. Salgılar demiş. Baktığımızda lizozom organeli içerisinde enzimler var. Sindirim enzimleri. Fakat bunları salgılama özelliğine sahip mi? Değil. Bu enzimleri taşıyan kese olarak düşünmemiz gerekiyor. X organeli klorofil pigmenti taşır. Evet bu da doğru. Doğru cevabımız burada. 2 ve 4 olan C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte ard arda gerçekleşen 3 bölünme sonucu oluşan hücre sayısı gösterilmiştir. Buna göre grafiklerdeki değişimlerden hangisileri meydana gelir diye sormuş bize. Şimdi arda arda 3 kere geçirdiyse 2 üzeri 3'ten 8 hücre oluşması gerekir. Ama grafikte de 16 demiş. O zaman bu hücre 4 kere bölünmüş. Şuradan ilerleyeceğiz. Şimdi 1'den 2 katına çıkmış. 2'den 4 katına gitmiş. Yani 1 ve 2'de mitoz gerçekleşmiş. 3. bölünmede ise mayoz gerçekleşmiş. Ve toplamda ne olacak? 4 bölünme gerçekleşecek. 16 hücre oluşacak. Birinci grafiğimize bakalım. Hücrenin DNA miktarı birinci bölünmede sabittir. Doğrudur. Mitozda değişmez. İkinci grafiğimize bakalım. Kromozom sayısı ikinci bölünmede yarıya düşmüş. Hayır. Sabit kalacak. Yanlıştır. Hücredeki DNA miktarı üçüncü bölünmede yarıya düşecektir. Üçüncü grafiğimizde doğrudur çünkü mayozdur. Kastal çeşitlilik 3. bölünmede gerçekleşir. Burada 2. bölünme dediği için 4. grafiğimizde yanlış. Doğru cevabımız burada 1 3 olan A seçeneği olacaktır. 2 bireyin çaprazlanması sonucu fenotipik ve genetopik ayrışım oranları aşağıdaki gibi olduğu gözleniyor. Buna göre çaprazlanmakta olan bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Burada şıklardan ilerleyeceğiz. Örneğin A şıkkına bakalım. Büyük K küçük k ile büyük L küçük L'nin büyük K küçük k ile büyük L küçük L çaprazlanması sonuçlarına bakalım. Büyük K'ları çaprazladığımızda büyük K büyük K büyük K küçük k büyük K küçük k, büyük k, küçük k küçük k, küçük k oluşur. L'leri çaprazladığımızda büyük L, büyük L büyük L, L, büyük L, küçük L, büyük L, küçük L, küçük L, küçük L. Şimdi yukarıdaki grafiğimize baktığımızda fenotip oranı 3'e 3'e 1. Evet bunu sağlar. genotipik ayrışım oranına baktığımda 1, 2, 1 yani %25, %50, %25. L için baktığımızda da aynı şey geçerli. %25, %50, %25. Yani doğru cevabımız burada A. Diğer şıklardan B seçeneğine de aynı işlemi yapalım. Kontrol edelim. Büyük K büyük K ile büyük L büyük L vermiş. Büyük K küçük K ile küçük L küçük L vermiş. Şimdi burayı çaprazladığımızda büyük K'ları çaprazladığımda büyük K büyük K büyük K küçük K büyük K büyük K büyük K küçük K L'leri çaprazladığımızda ise büyük L, L, büyük L küçük L büyük L küçük L büyük L küçük L büyük L küçük L oranlara baktığımda fenotip oranına bakalım hemen fenotip 1 1 tek bir oran var 1 genetip oranına baktığımda 1 2 burada var bir de burada var. Yani iki oran var yine. Baktığımda yukarıdaki grafiği sağlıyor mu? Sağlamıyor. Demek ki doğru cevabımız burada A. Diğer şıkları da tek tek denediğimizde aynı şeye ulaşıyoruz. Cevabımız zaten burada kendini direkt ele verdi. A seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda Enes ve Burak'da mineral eksikliğine bağlı bazı metabolik aksaklıklar verilmiştir. Buna göre Enes ve Burak'da aksaklıklara neden olan mineraller aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Enes, hemoglobin yetersizliğine bağlı kansızlık, halsizlik, uykusuzluk. Buğra, basit kuatır hastalığı kilo alma olarak verilmiş. Burada kansızlığa sebep olan mineralimiz demirdir. Guatra neden olan ise iyottur. Doğru cevabımız da denizlidir. Aşağıdaki şekilde azot döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen canlılarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir numaralı canlı besin piramidinin tüm basamaklarına etki eder demiş. Bir numaralı canlıya baktığımızda bu canlı saprofittir. Bütün basamaklara etki eder doğrudur. İki numaralı canlı kesinlikle prokaryot hücrelidir. 2 numaralı canlı da 3 numaralı canlı da kesinlikle prokaryottur. Bu bilgi de doğru. Çünkü buradaki e, canlı nitrit bakterisi 3'teki canlı ise nitrat bakterisidir. 3 numaralı birey karbondioksit özümlemesi yapar demiş. Evet karbondioksit özümlemesi yapar. Çünkü kemosentez yapabilir. Bu yüzden doğrudur. 4 numaralı canlı denitrifikasyon bakterisidir. Evet bu bilgi de doğrudur. Çünkü topraktaki azotu atmosfere gönderdiğine göre bu canlı denitrifikasyon bakterisidir. Doğru cevabımız burada E seçeneğidir.